onları iyi sorgulamak çok önemli. İşte kilo kaybını sorgulamak, halsizliği sorgulamak, ateşi sorgulamak. Bunları da tabii sorgulamak çok önemli oluyor. Evet, yani sırt ağrısıyla bel ağrısı tamamen ayrı Evet, şeyler, ayrı tabii. Farklı değerlendirme. hastalıklar var. Ortak noktaları da olabiliyor tabii. Evet. Peki şimdi yaz aylarındayız. Klimalar Evet, tabii son çok ayarda fazla. açık ve buna bağlı şikayetler de Evet, tabii çevremde boyun duyuyorum. çok fazla oluyor. Boyun, Orada boyun sırt. ağrılarıyla çok geliyor kas spazmına Bunlar peki bağlı. fizik tedavi gerektirecek durumlar mıdır? Yoksa işte kas spazmı olarak değerlendirilip işte Tabii fizik tedavi de farklı. gerekebilir. İlaç tedavileri de veriyoruz. Egzersiz tedavileri Yani ciddi veriyoruz. bir sonuç Sıcak. doğurabilir aslında, değil mi? Evet. Bu klimaların altında sürekli duruyor Evet. olmamız. Genelde klimalar bu altta olan patolojileri ortaya çıkarıyor. Yani tek başına fıtıklaşmalara neden olmaz tabii ki veya başka ciddi problemlere neden olmaz ama altta olan patolojileri ortaya çıkarıyor. Peki. En önemli izleyicilerimize sorduğumuz soruyu, sevgili Çıdam sordu soruları bu arada, sona bıraktık. Evet. Bakalım değerli izleyicilerimiz egzersizle araları nasıl? Evet. Ülke olarak egzersiz konusunda galiba istediğimiz şekilde değiliz. Evet. Umuyorum daha iyi olur. Hakikaten Oluruz. egzersiz yapan toplum olmak lazım. Evet. Buradan ne kadar Alışkanlık. batıya doğru gidersek sokaklarda her gün egzersiz yapan insanlar İnsanlar. görüyoruz. Buradan doğuya doğru gittiğimizde de o egzersiz azalıyor. Evet. Yani İstanbul'daki sokaklarda örneğin ben her gün hastaneye giderken Boğaz'dan geçiyorum ve hep koşanları görüyorum ama Evet. koşanların 10 kişiden 8'i burada yaşayan yabancılar. Evet. Yani bizim Zaten öyle bir hareketliyim diye bir alışkanlığımız yok. cevap vardır, bilir misiniz? Ben sokak Evet. röportajlarında Var ama bu o bu konu demek için değil değil ama işte, diğer değil konu mi? için. Zaten Var hareketliyim, yani, o yüzden evet. egzersize gerek Gerek yok duymuyorum. diyorlar. Cevabını Halbuki çok sık duyuyorum. egzersiz profesyonel, yani en azından bilinçli olarak Evet, belli bir tabii. bölgeye çalıştırmak. Yoksa hareketliyim, Tabii. oraya çıkıyorum, buraya Bazı iniyorum, kuralları yürüyorum. var tabii. Egzersizin de bazı kuralları var. Onları karşılaması gerekir Evet. egzersiz olabilmesi Umarım için. egzersiz yapan, daha çok yapan bir ülke olma yolunda ilerleriz. İlerleriz. Bakalım Umarım. izleyicilerimizden ne tür yanıtlar aldık bu konuda. Egzersiz yapıyorlar mı? Siz hiç egzersiz yapıyor musunuz? Yok, spor falan yaptığımız yok. Yok, aslında doktor vermişti ama uygulamadım. Tabii biraz birkaç gün uyguladım, bıraktım. Yürüyorum. En aşağı günde 100 kilometre falan yürüyorum. Normalde bayanların ev işi. O da bir egzersiz gibi bir şey yani. Normalde etmiyorsun. Zaman zaman yürüyüş yapıyorum. Sadece yürüyüş yapıyorum ediyorum. Spor yapıyorum. Mekik çekiyorum, şınav çekiyorum. Bunlar yürüyüş yapıyorum. Ara sıra futbol oynuyorum. Sonra bel ağrım kalmıyor yani. Yürüyüşün de aslında yani nereden nereye nasıl gittiğiniz önemli galiba. Yürümek şimdi az önce dediğimiz noktaya geliyor. Zaten Evet. hareketliyim yani buradan Evet. gidip market alışverişinizi yaparken de yürüyorsunuz. Ama spor Evet. yaparken tempolu yürümek arasında Evet. fark var. Nedir Evet, yürümek, nasıl yapılmalı, tabii. kaç dakika yapılmalı? Evet. Tabii şunu belirtmek lazım. Tempolu yürüyüş tabii ki çok daha iyi anlatacağım ama her halükarda yürümeleri iyi bir şey. Yani onu yapmak da iyi bir şey. Bu konuda da teşvik etmek lazım. Hareketli Çalıştıkları iş olmak iyi bir şey. yerinde inmek, Evet, merdiven inmek, evet. çıkmak. Yani hareketli olmak tabii ki iyi bir şey. Yani en azından onu olmak iyi bir şey ama tabii bunu usulüne uygun yapmak çok daha iyi olur. Şimdi aerobik egzersiz olabilmesi için zaten haftada en az 3 veya 4 kere yapmış olması gerekir. Yarım saatte 45 dakika arasında sürüyor olması lazım. Ve büyük kas gruplarının içermesi lazım. Mesela bacakları ve kolları içermiş olması lazım aerobik egzersiz olabilmesi için. Ve kalp hızının belli bir noktaya, maksimal kalp hızı, onların hesaplamaları var. Belli bir kalp hızında olması gerekiyor. Bunları karşılıyor olması gerekir aerobik kapasitesi özelliği olabilmesi için. Ama onun dışındaki hareketliliği de hiç yoktan kabul ediyoruz. Yani evet, programın sonuna doğru geldik artık. Yani bel ağrılarının en önemli sebebi o mekanik dediğimiz, Evet. yani omurga ve etrafındaki adale yapılarının Evet. bütünlüğünü, yani koruyuculuğunu kaybetmesi, Evet. gevşemesi Evet. vesaire. Bunu önlemek için de onların sağlamlaşmasını sağlayacak egzersizleri rutin Egzersizler. hayatımızda uygulamamız, Evet. kilo almaktan Evet. kaçınmamız lazım. Evet. Ama buna rağmen ortaya çıkıyorsa önce fizik Evet. tedaviye Evet. mutlaka görünmemiz lazım.
Orada eğer ameliyat gerekir denirse ki sadece 100 hastadan evet. onun da bu gerekli evet. oluyor. O zaman evet. ameliyat için yönlendirme gerekiyor. Ama bel ağrısı ve eşlik eden idrar tutamama, büyük evet. abdest tutamama evet. yakılması varsa bu hastaların 48 saat içerisinde en geç ameliyat evet. olması gerekir diye altını çizebiliriz. Sevgili Nurten, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben çok şey öğrendim. Umarım izleyicilerimiz de öğrenmiştir. Bundan sonra bana ameliyat mı olayım, şunu mu yapayım bu konuda diye soran hastalarıma en azından daha net bir şeyler söyleyebileceğimi düşünüyorum. Sevgili Çıdam, sana da hem sokak röportajların için hem burada sorduğun her zaman daha da güzelleşen soruların için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Nurten Korkmaz'dı. Kendisiyle bel ağrılarını konuştuk. Haftaya başka bir konu ve başka bir konukla yine birlikte olacağız.